Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 11.1.2 hakkında birkaç değerlendirme yapacağız. 11.1.2 bazılarına göre iPhone X için yayınlanmış bir güncelleme ve daha önceki cihazlara yüklenmemeli. Arkadaşlar, Apple güncellemeye iPhone X için iyileştirmeler yazmış olabilir. Hatta iPhone X cihazlar içindir diye bile yazmış olabilir. Bu bizim cihazımıza 11.1.2 kurmayacağımız anlamına gelmiyor. Peki neden gelmiyor? Şöyle hemen göstereyim. Gördüğünüz gibi benim sürümüm 11.1.2 ve cihaz 6 Plus. Arkadaşlar, Apple güncelleme yaparken belli bir kısmını yazar. Yani şöyle, aslında o güncellemeyle pil iyileştirmesi yapmıştır, RAM optimizasyonu yapmıştır, arayüz problemlerini gidermiştir. Orada sadece iPhone X'i yazar, gerisini yazmaz. Ve birçok güncellemede, betalarda olsun, diğerlerinde olsun, biz her zaman nelerin yapıldığını kendimiz keşfettik arkadaşlar. İnanın, o kocaman iOS 11 sürümü ilk yayınlandığında Apple'ın bize lansmanda dahi bahsetmediği birçok özellik bulduk biz iOS 11'de. Düşünün ki iOS 11 gibi kocaman bir sürüm yayınlıyor ve bunun bazı özelliklerinden lansmanda bile bahsetmiyor arkadaşlar. İşte bu yüzden iOS 11.1.2'de aslında bütün cihazlara iyileştirmeler var. Yüklemeliyiz. Kulağıma geliyor. O yüzden yüklemeyecek olanlar varmış. Hayır arkadaşlar, bu güncellemeyi kurmalısınız. Neden mi? Arkadaşlar, ayarları açtığımda ben şöyle arka planı aldığımda Facebook normal gözüküyordu. Ayarlar saydam gözüküyordu. Şurada ayarlar kısmı var. Ayarlar komple şu sayfa saydam gözüküyordu. 11.1.2 ile bu problem giderilmiş. Ayrıca 6 Plus için kasma problemleri giderilmiş arkadaşlar. Cihaz düşük güç modunda tamam, hafif ufak tefek takılmalar yaşıyor ama şu anda düşük güç modu haricinde cihazın çalışması oldukça stabilleşmiş. Bu RAM olayına da ben çok takıldım bu son birkaç videodur. 100'ün üstüne çıkıyordu. 150'yi falan geçmiyordu arkadaşlar. Şu an 200'ün üzerinde falan seyrediyor. 200'e kadar çıkıyor boş RAM miktarı. Tabi bu RAM ne kadar boş olursa bize de o kadar hareket imkanı sağlıyor. Evet, ayrıca ben 11.1'e geçmemiş olanlar için de şöyle 11.1'de hangi yenilikler vardı kısaca hatırlatayım arkadaşlar. 11.1'de öncelikle şu kısmın listelenme şekli değişti arkadaşlar. Şöyle göstereyim listeleme şeklini. Şurada küçük değişiklikler var arkadaşlar. Mesela görmeye bayağı bir seçenek koymuş. Şurada görmede birkaç seçenek var. Ondan sonrasında etkileşim demiş. Burada etkileşimle görme arasında bazı şeyler var. Bunları birleştirmiş. Yani değişiklikler var. Sonrasında arkadaşlar sanal tuşla alakalı özellikler getirildi. Gördüğünüz gibi sanal tuş önceden bu kadar özel eylemlerle donatılmamıştı. Şimdi özel eylemlerle de donatıldı. Artık sanal tuşa girmeden işte menüye dönmeniz, çoklu görev ekranına dönmeniz ya da başka şeyler yapmanız kuvvetli ihtimal. Ondan sonrasında 11.1.2 ile başka bir yenilik şu anda aklıma gelmiyor. En çok can alıcı yenilikler zaten bunlardı arkadaşlar. Bu güncellemeyi yapmanızı tavsiye ediyorum. Özellikle 6 Plus, 6S sahipleri, telefonum kasıyor diyenler bunlar mutlaka yapmalı arkadaşlar. İnanın telefondaki birçok hatayı çözüyor. Ayrıca her güncelleme gibi bu güncellemeyi de iTunes üzerinden yapmanızı kuvvetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çünkü ben iTunes üzerinden yaptım. Ve gerçekten stabil çalışan, şarj durumu da iyi bir sonuç veren güncellemeyle karşılaştım. Evet arkadaşlar, 18 saat,
17-18 saate yakın kullandım dün. Yani bu kullanım için değil. Bekleme 17-18 saatti 6 Plus ile ve kullanımda 6 saati geçiyordu arkadaşlar. 6 saat 10 dakika falan. Normal şartlarda çoktan bitmiş olması gerekiyordu şarjımın. Ama bu 11.1.2 ile şarjında verimini 6 Plus'ta beğendim. 11.1 ile falan bir 4-5 saatte bittiği, 4 saat kullanımda falan bittiğini görmüştüm şarjın ve bu benim canımı sıkmıştı. 11.1.2 ile şarjımın da birazcık daha iyi gittiğini söyleyebilirim sizlere. Bu videomuzun da sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar.